adına teşekkür ediyorum. Bir de olayın farklı bir tarafına bakalım. Evet. Hemen aklıma geldi. Dövizdeki sıçrama, yani seçim sonrası için söylüyorum. Evet. Çünkü seçimde biraz hoyrat olacağı belli her şeyin. Ama yine de ben kişisel fikrimi söyleyeyim. Çok böyle bir seçim bütçesiyle girmiyor o siyasi partiler. Görüyorum. Eski savurganlıklar evet. Çok yok. 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 Dikkatimi çekiyor. Evet. Peki ondan sonra hani ne kadar olacağını bilemediğimiz o döviz artışından dolayı turizmle ilgili beklentilerimiz ne olur? Çünkü biz bir turizm kentiyiz. Evet. Yani birçok ülkeden de turist alıyoruz. Evet. Oradaki rakamlarımız da bayağı bir yüksek. Turizmde ne durumdayız? Var mı böyle bir bilgi? Evet. Aslında turizmi sormasaydınız ben şimdi dövizle bağlaştırıp ekleyecektim onu. Ben seçimden sonra bir sıçrama diyorsunuz ama sıçrama değil de bir miktar yükselişi yönetimin de iktidarın da isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi turizm ülkesiyiz ve tarım ülkesiyiz. Yaz aylarında turizm gelirlerimiz ve tarım gelirlerimiz artması için dövizde bir miktar yükselme gerekir. Örneğin, rakam vermeyelim de, enflasyonun bir tık üzerinde bir artış, en azından şu geride kalmış döviz baskısını bir tık ileri götürmek, bizim turizm gelirlerimizi artıracaktır. Gelen turist sayısını artıracaktır. Ve tarım ürünleri ihracatımızı artıracaktır. Şimdi dünya çapında beklenen bir daralma, azalma talepteki daha çok sanayi ürünlerine var. Çünkü gıda mecburen alacaklar. Evet. Bizim de ihracat kalemlerimize baktığımız zaman tamam beyaz eşya var, otomotiv var ama otomotivin zaten büyük kısmı ithal parçaların birleştirilmesiyle yapılan bir ihracat. Hı. Çok büyük bir artış bize faydası var tabii ki ama bir tarım ürünleri kadar, turizm kadar yok. Sanayi ürünlerimizin hemen hemen aynı seviyede, hatta geçen yıl daha fazla oldu diye biliyorum. 50 milyar doların üzerinde turizm geliri olmuştu. Turizm gelirlerimiz sanayi ürünlerinin neredeyse üzerinde. Tarım ürünlerimizin satışı da hemen hemen yakın. Dolayısıyla tarım ve turizm bizim en güçlü olduğumuz iki ihracat kalemimiz. Diğer tüm ihracat kalemlerimizin iki katına yakın bir rakam. Dolayısıyla dövizdeki minik bir yükseliş diyelim, sıçrama demeyelim de, enflasyonun üzerindeki bir yükseliş. Bence bu iki kalemi de arttıracağı için ithalatımızda da lüks ürünlerin diyeyim, ithalatını da azaltacağı için bence olumlu olacaktır. Ya şunu anladım ben şimdi. Evet.